Bıstım ablacığım. Buraya. Günaydın. Sizin için bugün geldim. Buraya dua etme. Vallahi hayırlısı olsun. Tamam mıyız arkadaşlar? İnsanımızın burada dilediklerinin olduğuna dair bir şey de var, gelenek de var. Bu inanca göre tabii biz dualarımızı ettik ama bu inancımızı ya da bu temennilerimizi hem burada hem birçok manevi yerde aynı şekilde dile getirdik. Ama şunu söylemek isterim öncesiyle ilgili. İstanbul'da 3,5 aydır bir nevi yani su gibi diyelim İstanbul'un ara yollarına, sokaklarına, mahallelerine, her yerine gittik diyebilirim ve insanlarımızla buluştuk. Gördük ki insanların gerçekten kalbi kırık ve birbirleriyle konuşmuyorlar. Neredeyse hani soğuk bir kalbe dönmüş gibi siyasi kararlarından dolayı ya da günümüzün koşulları, insanların tavırları, gerçekten kalpler kırık. Çok sıkıntılar birikmiş, onu gördük. Onlar ziyadesiyle bizi üzdü açıkçası. Bunları tamir etmek lazım. Umut çok önemli bir şey. Tekrar umut vermek. İnsanların bu güzel kentte 16 milyon halkımız, hemşerimiz mutlu bir şekilde, umutlu bir şekilde geleceğe bakması gerekiyor. En büyük duam da o olmuştur. Bahar umuttur. Tam da baharın güzel günlerindeyiz. Dolayısıyla umudu beslediğimizi düşünüyorum. Vatandaşlarımızla buluşup yolumuzu anlattık. Nasıl bir yol yürümemiz, neler yapmamız konusunda ve özellikle o buzları eritmek, geleceğe dönük güzel işleri anlatma konusunda ki hani gerçekten yine değerli bir sözdür. Yolumuz ilim irfan yoludur. Çok değerli bir söz ve tabii insanlık sevgisi yoludur ki bu söz Hacı Bektaş Veli'ye ait. Bu toprakların o kadar derin, o kadar güzel düşünürler aslında o kadar güzel miraslar bıraktı ki bize. Tekrar kalplerin yumuşaması, İstanbul'un gerçek yolunu bulması ve herkeste kucaklaşması, herkesi birbirine samimi ve sıcak bir şekilde bir ortam yaratılması hususunda bir yol birliğimizi anlattık. Bu karşılık buldu. Bütün o kötü manzaralardan kendimize bir umut çıkarttık ve gerçekten bunun toplumda karşılık bulması, insanların güler yüzle bizi karşılaması çok değerli. En çok da toplumda tabii ki kadınları, gençleri anlattık ama en değerlisi çocukları konuştuk. Çünkü çocuklar bu ülkenin geleceği. Hani çocuklara dair çok şey yapmamız gerekiyor. Çünkü yaşadığımız bu kent belki bugün biz yaşıyoruz ama aslında çocuklarımıza belki de torunlarımıza bırakacağımız bir mirası konuşuyoruz bugünlerde. İstanbul çok değerli ve gerçekten hani Atatürk demiş ya bu cennet vatan hani bu güzel vatan çocuklarımız için cennet gibi yapılacak bir vatandır sözü var. Bence bunlar hepsi çok kıymetli, çok özel sözler. Vallahi o çocuğun önü, Cenab-ı Allah yolunu açık etsin. Ama onun burasında iman kuvveti çok var. Rabbim bundan olsun inşallah. Gerçekten abi, onda... Oyalana kadar. Ona gerçekten ama geçecek başa. Rabbim bundan olsun. Allah razı olsun, hoş geldiniz. Ol, Allah hayırlı etsin inşallah. İnşallah, hayırlı olur. Olsun ablacığım. Buraya. Günaydın. Sizin için bugün geldim. Buraya dua etme. Vallahi hayırlısı olsun. Yani hem Beykoz'u seviyorum hem Beykoz'u önemsiyorum. Bir şey söyleyeyim. Yolumuz ilim irfan yolu. Bir de kalpleri kıra kıra kazanmak istiyor. Allah yardım etsin onlara. Bu ne acı bir şey. Ben bunu bitirmeye İnşallah kazanacağız. Emanetçi olduğunu unutmamak. İnşallah kazanacağız. Düşlerini de görüyoruz. Dünyaya tava etmiştir. Kazanacağını da hissediyoruz. Çok kötü bir şey. Büyük hissediyoruz. Şey. Allah'ın izniyle.
Kaldı ki böyle bir sadece bu millet hizmet adına, hizmet eden bir adına, başkan istiyor. Böyle bir hizmet. Öyle değil. Onu bunu çekiştirmedi. Yalnız birleştirici, bütünleştirici bir başkan istiyor. Ayrıcı bir başkan istemiyor. Bütünleştirici. Halkın içinden olduğu için çok mütevazı birisi. Yürekten inandığım için, güvendiğim için destekliyorum. Samimi oluşu. Samimi oluşu benim için önemli. Ayrımcılık yapmadığı için birçok şey var yani. Hani gözümüzde değil, yüreğimizde istiyoruz İmamoğlu'nu. Kazanacak, 5 puan da atacak. Ben öyle inanıyorum. Yani. Farklı bir boyut, seveceğim bir boyut. İnsanlara daha ayrımcı olmadan bir yaklaşım. Hazır mıyız? Genç, dinamik, entelektüel. Bunların totali verimli olacağı duygusundadır, düşüncesindedir. Onun için de ben onu takdir ediyorum, beğeniyorum da. İmamoğlu'nun geçmişine bakıyoruz. Beylikdüzü'nde yaptıklarına bakıyoruz. Ve 25 senedir en az bu İstanbul'da yaşadıklarıma bakıyorum. Ve benim kendi çocuğum yok. Ama ben bu ülkenin çocukları için endişe ediyorum. Gençleri için endişe ediyorum. Her şeyden önce yani bir geçmişte ve bugün yaşadıklarımız var. Elbette ben ayrıca her şeyi takip ediyorum. Yani vebal almamak için en azından. İmamoğlu'nun kazanmasını yürekten istiyorum. Hak ettiğine inanıyorum. Onun değil, aslında bizim hak ettiğimize inanıyorum. Halk olarak. En büyük bir fark falan düşünmüyorum ama... Tabii ki yüreğim fark olsun ister ama... Halkın gözleri biraz kapalı henüz. %52 de olsa alacak diyorum. Güzel konuşması, insanlığı bu kadar yani. Biz hasret kaldık çünkü güzel konuşmaya. Yıllardır bağır 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 nereye kadar? Nereye kadar? Artık bir şeylere dur demenin zamanı geldi. Bu yüzden İmamoğlu.